Herkese Partikül Matematik kanalından selamlar. Ben Deniz Melih hocanız ve bugün sizinle beraber olasılık yapacağız. Çok sevdiğiniz bölüm. Bunun gerçekten altında çok fazla yorum yazdınız. Hocam bu tüm konular için gelsin. Nedir bu? Bu bu diyoruz da ne bu? Tüm soru tipleri. Evet, olasılık ile ilgili tüm soru tiplerini çözeceğiz. Yazılı sınavlarınız için de çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla faydalı, verimli, test tekniğine de uygun. Yani hepsini e, şıklı hazırladım sizler için. Dolayısıyla da böyle güzel bir çalışma yapacağız. LGS canavarları nasılsınız bu arada? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Evet. Ee, hala değilseniz bak o kadar konuştuk. Dil döktük ya. El insaf değil mi? İnsan bir ya şu adamın yüzünü bir tebessüm göstersin diye rekten bir e, niyet ettim. Şu abone olmaya deyip bir basıp şu tuşa bir basın ya. Çok fazla yeni gelen olan e, yeni gelen arkadaşımızın olduğunu biliyorum. Ama gelip kaçanların da olduğunu görüyoruz. Ha. Şişt, onları da söyleyeyim bak. İzleyip abone olmayanlar da var unutuyor olduğunuzu varsayaraktan tekrardan hatırlatmış olayım tamam abone olmayı lütfen unutmayınız kanal gerçekten ciddi anlamda ee, güzel bir ivme yakaladı. Daha fazla büyüyoruz. Daha fazla büyümek demek daha fazla sinerji, daha fazla enerji demektir. Bomba gibi LGS'ye hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Daha fazla laf uzatmıyorum. Seni şöyle mesela ders ekranıma alıyorum. Önce bir karartı gördün değil mi? Bir Şöyle bir şaşırdın lan bu, bu simsiyah hoca bize şey mi ifade etmeye çalışıyor? Hani olasılık bomboş bir şey aslında gençler simsiyah ekran deyip. Hayır hayır öyle bir şey yok. Geldin ekranıma. Tüm soru tipleriyle hazırsan başlıyoruz. İlk sorumuz ekranda. 2, 0, 5 rakamları kullanılarak oluşturulan rakamları farklı 3 basamaklı sayılar eş kartlara birer kez yazılarak bir kutuya atılıyor. Bakın ne yapıyormuşuz? Elimizdeki malzemeler 2, 0 ve 5. Bizim bilgisayar yine bu aralar bir kasım kasım evresinde. Niyeyse bu Aralık ayı gelince bir hani beni resetle, yenile tarzı bir şey mesaj mı vermeye çalışıyor bana nedir bilmiyorum ama... Ee idare edeceğiz. Ben hani yazdıktan anlattıktan 5 dakika sonra ekranda yazılar görebilirsiniz. Lütfen ekranla e, konuştuklarım arasında bir es bırakın yani tamam mı? Aa hoca bunu söylemişti lan daha yeni yazıyor filan diye böyle bir tepkiler e, verebilirsiniz. Bu şekilde tepki verebilirsiniz. Her neyse ne yapıyormuşuz? Rakamları farklı, 3 basamaklı sayılar yazacağız. Bak <laughs> yine sonradan geliyor. Ee, ve kutuya atacağız tamam mı? <laughs> Yalnız dikkat ha 3 basamaklı sayılar yazdığımız için sıfırla başlamak diye bir şey yok. Onu da söylemiş olalım. Kutudan sonra rastgele bir e, kart seçeceğiz ve üzerinde yazılı sayının 502 olma olasılığını sormuş soru bize. Şimdi tabii burada mevzu şu. Tamam ben 2.05'i kullanarak neler yazabilirim? Her zaman için olasılık sorularında ne diyoruz size? Bütün olasılığı bir tespit edin. Yani senin karşına gelebilecek tüm olaylar, tüm olası durumları bir sen tespit et diyoruz. Dolayısıyla başlayınız. Burada da tabii sistematik giderseniz daha güzel olacaktır. Ee, hani 2 ile başlayanları bir yazmaya başlayalım. Hadi gel 2 ile başladık şimdi. Bunun yanına ne gelebilir? Tabii ki de 0 ve 5 gelebilir. Yine 2'yi kullanarak 5 ve 0 yazabilirim. Ben anlattım şimdi ekranda görüyorsunuz. Evet geldi. Tamam devam, devam ediyoruz. Şey gibi olmadı bu. Canlı yayınlarda hani dinliyor ya. Ha, evet deyip sonra cevap vermeye başlıyor bir iki dakika sonra. <laughs> Onun gibi oldu. Neyse size televizyon yayıncılığında bu şekilde hissettirmiş oluyoruz. Ondan sonra 2 ile başlayanları yazdım. Başka bir olasılık var mı? Yok. Şimdi de 5 ile başlayanları yazalım. Beşle e 5 ile başlarsam ya 02 olacak ya da 5 ile başlarsam ikiye 0 olacak. Başka bir seçenek var mı? Başka bir şey yazabilir miyim? Hayır yazamam. Peki hocam bir de sıfırla baş... lan sıfırla başlar mı ya 3 basamaklı sayı? Adam burada kabak gibi yazmış. 3 basamaklı olacak. Bu arada hocam rakamları farklı olduğunda atladım mı? Hayır atlamadım. Ee, özellikle zaten rakamları farklı dediği için daha kolay hareket edebildik. Rakamları aynı deseydi o bir sürü seçeneğimiz olacaktı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kaç tane olası durum bulduk? 4 tane. Toplam olası Durum bulduk. Dolayısıyla da toplam olasılığımız 4. istenen durum 502 yazma olasılığı. Yani bir tane durum var. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Ee, olasılığımız 4'te 1 diyoruz. Ve A şıkkına gidip vuruyoruz. Ben işaretledim. Şimdi ekranda göreceksiniz. Geliyor. Geldi. Gördüğünüz gibi A şıkkı doğru cevap diyor. Ve ne yapıyoruz? Geçiyoruz değil mi? Başka bir sıkıntımız var mı bu soruyla ilgili? Hayır yok. İkinci sorumuz dört kırmızımız var dört kırmızı üç sarı ve beş tane mavi topun olduğu bir torbaya. Şimdi bak bu soru tarzı değişik bir soru tarzı çünkü düşüneceğiz yani diğer sorularda düşünmüyoruz onlarda düşünüyoruz da burada ee, hani tam bir işlemimsi bir şey yok biraz hayal ederek çözeceğiz topun olduğu bir torbaya. Şimdi bu kadar top varmış bu torbaya. En az kaç tane mavi top konulursa bu torbadan rastgele çekilen topun mavi olma olasılığı %50'den fazla olur diye sorulmuş. Peki şimdiki durum ne? Hocam şimdiki durum ne ki sen benden %50'den fazla istiyorsun. Bir konuşalım hadi gel. Şimdiki durum şu. Toplam olasılığı söyleyin bana. 4 3 7 5 daha ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Peki mavi olasılığı kaç? 5. Şimdi <laughs> Şu an sorsa bana mavinin olasılığını 5/12 diyeceğim. Kaçacağım gideceğim. Ama diyor ki biz buraya mavi top eklemeye devam ediyoruz. Niye? Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın deyip mavi top eklemeye devam ediyoruz. Bir tane mavi top atalım mı? Gelin. Şu an bak bu arada %50 değil değil mi olasılık? Hatta hani 12'nin yarısı 6'dır. %50'den az. Peki top eklemeye başlayalım. Bir tane mavi top attığımda ne olacak? Mavi top sayısı yani istenen olasılık, istenen durum üst tarafa yazılır biliyorsun. 6 olacak. Ama burada en çok karıştırılan, şaşırılan bölümü söylüyorum sana. Gel tam ekranda bir daha böyle vurgulu vurgulu anlatayım. Mavi top eklediğinizde sevgili gençler. Mavi top sayısı arttığı gibi toplam top sayısı da artıyor. Bunu da söylemesine sana böyle vurguladım. Böyle hani vura vura anlattım derler ya. Onun gibi anlattık. Dolayısıyla 12 tane olan toplam top sayısı olacak sana 13. Peki şu an. %50'yi geçtik mi? Yani şuradan bir tane top ekledim. 6 bölü 13 oldu. 13'ün yarısı nedir? 6,5'tur. E, 6,5'tan yine az oldu değil mi? Dolayısıyla yine ne yaptım? %50'yi yakalayamadım. %50 bile yakalayamadım. Dolayısıyla devam ediyorum. Bir tane daha mavi top attım. Ne olacak? 7 tane mavi topum olacak. Yani istenen durum 7 olacak. Ama alt taraf toplam durum 14 olacak. Aha! Bir tane daha top attığımda %50'ye ulaştık. Bingo. Burada bir alkış patlatalım mı? Helal. Helal olsun size. Tamam, şu %50 yaptıktan sonra artık şimdi bir top daha atalım buraya. Bir tane daha mavi atıyorum. Mavi olasılığım 8 oluyor ve toplam durumda 15 oluyor. İşte şimdi 15'in yarısı kaçtır? 7,5'tur. Ve ben ne yapmışım? İstenen durumda 8 yapmışım. %50'yi yani yarımı geçmişim. Dolayısıyla bana en az kaç top lazım? Tabii ki de bak şurada en az olduğunu unutmayın. En az kaç top lazım? 3 top gerekir diyoruz. Toplam olasılığı da mavinin %50'yi geçebilmesi için. Dedik ve bu sorudan da ne yapıyoruz? Uzaklaşıyor. Üçüncü soruya zıplıyoruz. Geldik 3'e. Şimdi dikkat. 6 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar arasından iki basamaklı doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 2 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Hoppala. Olaya bak ya. 6 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar var. Bunların arasından bir sayı seçeceğim ve bu sayının 2 ile bölünme olasılığı soruluyor. Şimdi sizi nereye götürüyorum? Tabii ki de konumuzun üstüne 6. sınıfa gidiyoruz çünkü 6 ile bölünebilen nerede var? 6. sınıfta var ve o 6. sınıfta sana bölünebilme kurallarını anlatırken ki unuttuysan eğer 6. sınıf bölünebilme kuralları videomuzu tekrardan bir izleyebilirsin şu an kanalda mevcut taze daha yeni bir iki hafta önce koyduk. 6 ile bölünebilme kuralı şöyleydi gençler. Şimdi mesela 2 ile bölünebilme için 2'yi çağırıyorlar. 2 geliyor benim için diyor son basamağı çift olsun diyor. 0, 2, 4, 6, 8. Tamam. 3'ü çağırıyorlar 3 gidiyor. Sana bir kural yazacağız hadi söyle de bir kural yazalım 3 ile bölünebilme için. 3 diyor ki benim için diyor rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olursa ben 3'e bölünürüm diyor. Tamam Sonra 6'yı çağırıyorlar. 6 tembel aynı Melih Hoca. Böyle gidiyor, bakıyor tahtaya. 2'nin kuralı var, 3'ün kuralı var. Diyor ki, ya diyor bana diyor, gelman diyor ne uğraşacağım gereksiz diyor. Bir kural yazmayın diyor. Şurada 2 var, 3 var diyor. O ikisi olursa diyor, ben de olurum diyor. Hani iki arkadaş tamamsa ben de tamamım diyor. Dolayısıyla 6'nın kuralı, bu kadar da saçma uzattıktan sonra söylüyorum. 2 ve 3 ile bölünebilmeyi gerektirir zaten. Yani bir sayı 6'ya bölünüyorsa 2'ye ve 3'e kesinlikle bölünüyor demektir. Kesinlikle. O zaman sen 6 ile tam bölünebilen 2 basamaklı bir doğal sayı seçtiğinde. Şimdi 2 basamaklı bir doğal sayı seçtiğinde. 6 ile bölünebiliyor. Kim? 36. Bu sayı kesinlikle 2 ile de bölünmek zorunda. Çünkü 6'ya bölünebiliyorsa zaten 2'ye ve 3'e bölünüyordur. Tamam. Dolayısıyla sana burada neyi sorduk aslında? Bir Ali Cengiz oyunu yaptık. Neyi sorduk? Aslında kesin olasılığı sorduk. Yani bunun cevabı birdir. Kesin olasılık birdir. Biliyorsun olasılık bir kısa tekrar da yapalım. Sıfırla bir arasında değerler alabiliyordu. Bir de sıfır ve 1 de alabiliyordu bu arada. Sıfır imkansız bir kesin olaydı. Burada kesin olay var. Tamam mı? Hatta burada iki basamaklı doğal sayılar demeyip bütün sayılar da diyebilirdik ama o zaman olayı çakozlardın. bu hoca bir Ali Cengiz oyunu yapıyor derdin. Ama böyle yaptık ki iki basamaklı doğal sayıları şu an yazan arkadaşlar var. Onları böyle sazanlayalım diye yaptık bunu. Ya yani itiraf edin yorumlara gelin yazın. Hocam iki basamaklı ben şu an 12-18 gidiyordum. Sen bir araya uzattın da konuyu. Ben bunların hepsini buluyordum zaten. Şunları seçmiştik falan diye yazan arkadaşlar olacaktır tamam. Yazın yazın çekinmeyin dürüst olun ya. Partikül Matematik kanalı dürüst bir kanaldır tüm öğrencileri de dürüstçe cevap verir. Sıradaki sorudayız. Sadece asal rakamlar kullanılarak dört basamaklı rakamları farklı aha çift doğal sayılar oluşturuluyormuş. Bak önemli yerlerin altını çizdim. Öyle şey gibi ee, bıdı bıdı, bıdı 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 hepsinin altını çizmek yok. Tamam sonra soruyu mahvediyorsun. Ya karalıyorsun soruyu bir daha da okuyamıyorsun. Lan burada ne yazıyor deyip siliyorsunuz. Yapmayın öyle şeyler. Şimdi asal rakamlar malzemelerimiz. Asalı rakamlar. Kim bunlar? Hemen bana söyler misin? 2, 3, 5 ve 7. Rakam diyor rakam. O cep telefonunda olan sayılar rakamdır. Bir basamaklılar yani tamam mı? E, sıfırdan 9'a kadar olan arkadaşlarımız. Bunların içinden asalları seçtim. Kimler? 2, 3, 5, 7. Tamam geldi bunlar. Ne yapacağım? 4 basamaklı sayılar oluşturacağım. Zaten elimde 4 tane sayım var. Rakamları da farklı olacak. Harika. Zaten hepsini tek tek kullanacağım. Yani bir daha bir daha bir daha tekrar etmeleri bir daha bir daha bir daha bir daha diyor onları yapmayacağız tamam mı? Sonra da en önemli bilgi geldi çift sayılar yazacağımmış harika çift demesi beni bütün böyle bütün stresimi aldı benden şu an sanki şu an böyle e, toprağa basmışım gibi çıplak ayakla toprağa basmışım gibi bütün elektrik vücudumdan atıldı onu net söyleyebilirim çok rahatladım neden? Çünkü çift olabilmesi için son basamak son rakam çift olmalı elimde de zaten bir tane çift var yani ikiyi buraya hazır şat kadanak yerleştirdik. Şimdi bunlardan böyle bir sürü bir sürü sayılar deneyeceğiz. Bu sayılar arasından da rastgele seçilen bir sayının 6000'den büyük bir sayı olma olasılığını konuşacağız. Olasılık sorusu geldiğine kelimeden anladık. Bu soru olasılık sorusu. Tamam. Ne düşüneceğiz? Önce tüm tüm olası durumlar gelsinler bakalım. Tüm olası durumlar kimler bunlar? Neler yazabiliriz? Başlayalım. 2 zaten sabit bak. Bu 2'ye elleyemezsiniz. Çünkü başka hiçbir türlü çift sayı yazamazsın. Dolayısıyla bu 2'yi oraya çaktık. Sabit. Peki o zaman en büyükten başlayalım. Yani kimden? Mesela 7 ile başlayayım. 7 ile başlayan tüm sayıları bana söyler misin? Şuraya ne yazabilirsin? 7, 5, 3... 7, 3, 5 yazabilirsin değil mi? Sağ ve sol çakılı tamam. Şimdi 7 ile başlayanları konuştuk. Hadi gelin bir de 5 ile başlayanları konuşalım. 2 ile bitireceksin mecburen. O yüzden buraya 7 ve 3 yazabilirsin. Ve 5 ile başlayıp yine 2 ile bitecek mecbur. 3, 7 yazabilirsin. Güzel gidiyoruz. Bir de hadi söyleyin 3 ile başlasınlar. 2 yine sabitimiz. Buraya ne gelebilir? 5 ve 7 gelebilir. 3 ile başlayıp görüyorsunuz değil mi? İyice dibine girdik sayfanın. Ee, bakayım görüyorsunuz tamam ee, ve bunu yazabiliriz. Şimdi 7 ile başlayanı yazdım, 5 ile başlayanı yazdım, 3 ile başlayanı yazdım. Eğer sen bunu rastgele yaparsan unutursun. Karıştırırsın. Mutlaka aradan bir tanesi unutulur gider. Haberin olsun, aman dikkat et. Dolayısıyla bunları hazırladık. Toplam olasılığı bana artık söyleyebilir misin? Toplam olası durum sayısı 6. 6 tane durumum var. Bunların içinden şimdi isteneni söyle. 6000'den büyük bir sayı olma olasılığı diyor. Kimler 6000'den büyük? Şu sayı büyük. 7532. 7352 bu da büyük. Diğerleri 6000'den büyük değil. Kimse 6000'den büyük değildir diye böyle coşkulu büyük büyük konuşuyormuş dimi? 2/6 şıklarda yok hocam. Sen yine yanlış mı çözdün yahu? 2/6 olmayabilir ama sadeleşmiş hali 1/3 şıklarda. Kabak gibi bize sırtıyor. Dolayısıyla Bursa'ya vuruyorsunuz. Sıradaki soruya zıplıyorsunuz. Yine güzel bir olasılık sorusu. Bir torbada bulunan 16 ampulün 8 tanesi bozukmuş. Ulan 8 tanesi bozuksa nedir? Yanlış sorudur bu. Bir dakika. Kutu ampulü sağlam olma olasılığı yüzde kaçtır diyor. Şu 16 değil ya. Bu 12. Yok 20-20 bu. Bir dakika. Dur bakayım. 20 miydi? Evet, 20 olması lazım. Ah, dizgide yine karıştırmışlar. Ben soruları doğru yazıyorum. Dizgide bozulup geliyor. Tamam, şimdi çözelim. 20 ampulün 8 tanesi bozuksa buradan ampulün sağlam olma olasılığı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler. 20 ampulün 8'i bozuksa kaç tanesi sağlamdır? Hemen 20'den 8'i çıkarttın. 12 sağlam sayısını söyleyebiliriz. 12 tanesi sağlam. Güzel. Şimdi Sağlam olma olasılığını nasıl bulursun? İstenen bölü tüm yaparsın. Doğru mudur? İstenen bölü tüm. Buradan da yalnız şıkkı yine bulamazsak çıldıracağım ben burada. Bakayım bulabiliyormuşuz. Tamam. Devam et. Şimdi 12 bölü 20 benim nedir? Ee, doğru cevabım. Yani e, sağlam olma olasılığı top, istenen olasılığım 12 toplam olasılığım 20. Tamam 12 bölü 20 şeklinde yazabilirim. Fakat tabii ki de ne istiyor? Yüzde istiyor. Bir olasılık sorusunda işin içine yüzde kattılarsa eğer önce bir güzel çemkirebilirsiniz. Ya ne alakası var yüzdeler yedinci sınıf konusu deyip böyle bir e, yükselebilirsiniz. Ama hemen geri alçalıyorsunuz. Çünkü yüzde yapmak çok basittir. Paydasını yüz yapacaksınız. Buraya şöyle çakarsın beşini tamam mı? Bunun paydası bir güzel yüz olur. Aha da yüzde yaptın. Bununla bununla çarpıp da bununla bununla çarpmamak olmaz. 5 ile de 12 çarpıyorsun. 60. Geldi mi bize güzelinden yüzde 60 O zaman Ceyhan'a vurup kaçıp gidiyoruz. Mevzu bunlardan ibaret. Tamam. 8 tanesi bozuk, 12 tanesi sağlam. Dolayısıyla 12 bölü 20 üzerinden de yüzdelik olarak yüzde Bulduk ve geçtik. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olabilir? He. C şıkkını gördüm hemen. Kalemimi şöyle hafif 40 derece eğdim. Kağıda dayadım elimi ve C şıkkını şöyle car diye çizdim. Neden yaptım Eli Hoca bunu? Çünkü lan negatif diye olasılık değeri mi olur benim canımı sıkmayın dedim. Ve C şıkkını eledim. Şimdi konuşalım. Hangisi bir olasılık değeri olabilir? Olasılık değeri bir kere neydi? Sıfırla bir arasında. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Sıfır olur, bir olur tamam. Diğerleri de basit kesir olmak zorunda. Basit kesir nedir? Payı paydasından küçük olacak. Üst taraf küçük olacak tamam. Şöyle hani biliyorsun pay payda şimdi bunları bu yaşta sana anlatmayalım tamam. Pay küçük olacak. Bu basit kesir demekti. Olasılık değerleri de basit kesir olur. Dolayısıyla 8 bölü 4'e bakıyorum. Ulan bu zaten 2. Bunu da yine cart diye çizip gönderebilirsiniz. 4 bölü 3'e bakıyorum. Bu üst taraf daha büyük. Buradan tam çıkar tam. Yani bu sayı birden büyük. Birden büyük bir olasılık değeri olmaz deyip D şıkkına da vurduk gitti. Kaldı geriye Bursa 3 bölü 7 payı paydasından küçük olmakla beraber kendisi bir basit kesir olduğu için olasılık değeri olarak kabul edebiliriz. Dedim ve geçtim sıradaki soruya. Şimdi yine bu tarzda bir soru gelebilir. Bir olayın olmama olasılığı olma olasılığının 5 katı ise olayın olma olasılığı kaçtır? Öncelikle size 5 dakika süre veriyorum bu cümleyi anlayın tamam mı? 5 dakikamız başladı 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 tabii ki de bitti tamam yeter geri geldin sen şimdi. <laughs> olma olasılığı ve olmama olasılığını nasıl yapacağız? Şimdi yaz bunları hiç böyle tatava yapmaya gerek yok olmama diyelim buna da olma diyelim. Olmama ve olmanın toplamı bir olacak biliyorsun. Ee, ya da toplam olasılığı verecek sana. O şekilde de söyleyebiliriz. Neymiş? Burayı çok bu hani x vereceğim ama çok dikkatli vermemiz lazım. Olmama olasılığı olmanın 5 katı. Olmaya x dersen bunun 5 katı da ne olacak? 5x olacak. İşte mevzu budur. Tamam. Benim bir olasılığım var. Olma olasılığı yani olma durumu x olmama durumu 5x. Bunu şey gibi düşünebiliriz mesela erkek olma olasılığı x diyelim atıyorum 2 kişi var orada e kız olma olasılığı 5 kere 2 10 mesela orada 10 kişi var gibi de düşünebiliriz tamam. Şimdi bunların toplamı nedir 1'i verecektir o zaman 1 dediğim sayı aslında 6x o zaman x için ben ne diyebilirim şöyle x için 1 bölü 6 diyebilirim. He, demek ki benim olma olasılığım 1 bölü 6'ymış. Olmama olasılığı bunun 5 katı e ne olacak? 5 bölü 6 olur. Şu an 2 olasılığı da yazdınız. Neyi soruyor? Gelin bakalım. Olayın olma olasılığı kaçtır diyor. Olma olasılığına ne dedik? 1 bölü 6. Yani gittik D şıkkına vurduk ve buradan da geçtik. Şimdi Veri analizi ile olasılığı birleştirdiğimiz bu acayip soruyu çözelim. Bir okulda 8. sınıf olan 108 öğrencinin şubeleri dağılımı verilmiş. 8. sınıf 108 öğrenci var. 8A 140 dereceyi kaplamış. Bakalım. Buna göre bu okuldaki 8. sınıflar arasından rastgele seçilen bir öğrencinin 8B şubesinde olma olasılığındaki çıktı sayısı Aşağıdakilerden hangisidir? Çıktı sayısı ne demek biliyor musun? 8B'de kaç kişi var onu soruyoruz aslında tamam. Aslında yani ne kadar iç içe geçtiğini görüyorsun değil mi? Yani olasılık diye ekstra bir konu anlattık sana ama bu soru da olasılık diye geçiyor. Ama neticede bu bir veri analizi sorusu diye de değerlendirebiliriz tamam. Peki yapalım hadi gel. Ee, ne diyeceğiz? 360 derecede yani şunun tamamında ben ne yapmışım? Kimleri yerleştirmişim? 108 öğrenciyi yerleştirmişim değil mi? Burada 360 derecenin tamamında 108 öğrenci var. Peki ben kimleri kimleri arıyorum? 8B'yi arıyorum. 8B'nin derecesi kaç? Tabii ki de 360'tan 360 derece tamamı 8A 140 çıkartırsın 220 derece bulursun. Yani 220 derece D kaç öğrenci vardır diye sordum, orantımı kurdum, cevabı buldum. Bu bunu çözeceğim, bitecek şimdi. Bundan sonrası matematiksel işlemler deyip bırakıyormuş. <laughs> Öyle hocalar vardı biliyor musun eskiden? Bizim zamanımızda bunu kurardı öğretmenimiz. Ee, ve derdi ki gençler yani bundan sonrası matematiksel işlemler yaparsınız deyip sıradaki soruya geçerdik. Tamam niyet güzel yani daha fazla soru çözelim isteniyor ama iyi de bundan sonra tıkanıyoruz hocam ne yapacağız yani nasıl ne sen sadeleştirip taktuk tak tuk gidiyorsun biz ne yapacağız tamam gel yapalım. Şimdi 220 ile 108'i çarpacağız Şöyle eşittir diyeceğiz. 360 çarpı x. Yani içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bu arada öyle diyorum ama bunu gerçekten kendiniz yapın ha. Tamam mı? Burada durdur dur videoyu. Şu sadeleştirmelerde zorlanıyorsan lütfen kendin yap önce bir. Yap. Sonra yine yapamazsın zaten aç buraya gel. Ben anlatacağım. Biz bir yere kaçmıyoruz ya buradayız ya. Tamam mı? Sadece bir pause şu kadar uzağındayım. Tamam Şimdi şurada iki tarafı da neye bölüyorum? 360'a çap diye bölüyorum. Patır kütür 360'lar gidiyor aramızdan. Şimdi sadeleştirmeler başlıyor. Yazsan arkada. Sıfırlar gitti mi? Bize elveda dedi. Gittiler. Temiz. Şimdi. Bundan sonra şu 36 ile 108 arasında bu sayılar sürekli çıkıyor. Bunlar 3 katıdır birbirinin. Artık öğrenin yani. Tamam Şu 1'e 3 sadeleştirmesini yapabilirsin. Ardından 22 kaldı paşam. Bir de 3 kaldı. Çarpıştır ver ya. 22 ile de 3 çarpıştır verin ya. Nedir? 66. Demek ki 8B sınıfında 66 öğrenci varmış. Demek ki benim 8B şubesinden bir öğrenci seçme olasılığımdaki çıktı sayısı. Bak olasılık sormuyor sana ya. Sakin olun ya. Hepsini hep ezbere istenen bölütüm istenen. Hayır öyle bir şey yok. Çıktı sayısı demek 8B'den öğrenci alma sayım. 8B'deki sayı yani. Onu da ne bulduk? 66 bulduk. Dersi de burada noktaladık. Evet böyle basıp kapatsam ya noktaladık hadi çat diye kapatıyormuşum. Bir veda konuşması yapalım. Bak bu arada sana ne demiştim? Olasılıkla vermiş miydik? Verdiğimi hatırlamıyorum ama şu EFSO'daki olasılık sorularını gerçekten çözmenizi isterim. Onların da çözüm videolarını benim yaptığımı biliyorsunuz. Tamam. Ee, nerede, nerede, nerede? Ödevini vereyim. Ondan sonra gidersin. Dur acele etme. Test 18, 19 ve 20. Tamam. Burada da yine multi kazanım soruları var. Hani burada da mesela multi kazanımı ne demek? Birden fazla konuyu bir araya match edip hani öyle diyorlar ya. Match ettik biz onları. Bir araya getirdik. Aynı LG amcaların istediği gibi yaptık. Yani daha doğrusu pek çok kazanımı bir soruda verelim ki bütün hepsinden sormuş olalım diye bir açlık içerisinde soruları hazırladık senin için tamam mı? Orada da güzel sorularla karşılaşacaksın. Çözemediğinde yine bir kare kod kadar uzandayız. Orada da kitaplık soruları da buradaki gibi çözdük diyor ve ders noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.